Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, burası görmüş olduğunuz gibi atölye yapayım dedim. Hatice Hanım atölye izin vermiyor. Buraya kömür ocağımızı vurduk. Güzel de oldu arkadaşlar, tütmüyor. Uyku modunu aldık şu an, ev çok güzel ısınıyor. Evet. Bazı arkadaşlarımız hani fayaslar dökülür diyor. Arkadaşlar dökülebilir. Biz de dökülüyoruz. İnsanoğlu yaşlanıyor. Her şey dökülecek. Gerekirse de tekrar düşeriz. Ama şimdilik bunu yapmak zorundayız. Isınmak için mecburi. Isınmak için. Şimdi buranın yanması arkadaşlar. Buzdolabının burayı da sımsıcacık yapıyor. Burada petek bu arada arkadaşlar. Bakın yok. Burada tek kişilik bir yatağımız dinlenmek var. Dinlenmek için bazen şey yapıyorduk arkadaşlar. Burası serin oluyor yazın. Burada malzemelerimi aldım. Masa, sehpa yapmak için. Ama bir türlü başlamak nasip olmadı. Şurada da tandıra çöpten getirmiş olduğumuz suntaların üzerinde ayna vardı arkadaşlar. Onu da güzelce sökmüştüm. Eğer videolarımı izleyenler bilir. Şimdi bunu güzel bir yere yapıştıralım. Nereye olur yapıştıracağız mu acaba? Gel bakalım neresi olursa. Geliyorum. Eyvah, eyvah. Buraya büyük geldi. Orası olmaz. Bence onun yeri neresi biliyor musun? Burası. Bence orası olmasın. Tam onu ortalı bir şekilde, biraz daha yüksekte. Bence güzel olur değil mi kızım? Bence ortalı babacığım. Şöyle. Evet. Ciddi mi diyorsun kızım? Ortalayalım. Tamam. Gayet güzel olur. O zaman. Burayı yapıştıralım. Yapıştıralım. Neyle yapıştıracağız? Silikon. Tutar mı? Tutar. Tutar. Hatice Hanım bak evet. gel senin de fikrini alalım. Efendim. Nasıl böyle tam ortalı? Güzel. Şöyle dışarı çıkarken bakarsın. Ben kendime hiç diyadrayım yapmamıştım. Ya arkadaşlar Hatice Hanım kendine bakmıyor. Efendim benim pek sağlıyım. Ben sana diyeyim üzerini açma, hasta olursun. Yok. Dün otunu yaptık, topladım ya. İki elinde doğruldu hanımefendi, çalıştı, hasta oldu arkadaşlar. Yok, terledim mi soğuktan, kasılmış belim tutmuyor. O zaman bir şöyle kendine sıcak bir çorba yap, bir de çay yap. Çay içiyorum. Ondan sonra şöyle üzerine de bir şey ör, çayını iç, bir de ağrı kesici at şöyle veya da gaz gevşetici benim. Gaz geç var mı ha? Gaz. Var. Şu belimi şuraya ya şöyle. Ondan iki tane birden at, hiçbir şeyin olmaz. Yok iki tane dedi doktor bu. Benim ya da şey bir tane ağrı kesici atarsan o terlediğin zaman geçer, bir şeyin kalmaz. Tamam. Ben kızım iki dakika müsaade et. Tabii ki. Nereye? Nereye gidiyoruz babacığım? Ben bu arada terliğimi giyeyim. Bir saniye bekle. Al terliklerimi de çeviriyorum bari. Teşekkür ederim babacığım. Gel duman oğlum gel. Dumoşumuz da burada. Gel denilen yere geliyor. Bu da bizim taşınımız. Külümüz. Arkadaşlar dumanla ben her sabah eve alıyorum. Hiçbir zaman kıyamıyorum. Ciddi mi diyor? Benim oğlum çok tatlı. Arkadaşlar bugün güneşli bir gün. Şöyle depomuzu bir çekim yapalım. Yapalım babacığım. Hatta giderken boş gitmeyeyim ya kızım. Şunu kaldıralım burada. Kaldıralım. Aslında şuraya şöyle güzel bir çit yapsak nasıl olur Gülcan? Şöyle 5-10'lardan bunları temizleyip boyasak. Bence gayet güzel olur. Harika olur değil mi? Bence de. Yapılan işin kötüsü olur mu babacığım? Ya da metalden mi yapsak? Metal de olabilir. İyi düşünelim onu. Onu bir değerlendirelim. Gel. Geliyorum. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Burası bizim arkadaşlar. Kömürlüğümüz. Babam bakın ne kadar güzel yerleştirmiş. Kömürlük diyorsun da kızım. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar. Burada çuvallar vardı. Yine de var. Onlar da bazılarında boş çuvallar var içinde. Toparladık. Günün biri gelir lazım olur dedik. Odunlarımızı böyle arkadaşlar iki sıra. Bu kış yeter de gelecek kışa da artar herhalde. Evet. Onun için. Burada arkadaşlar tezgahlarımı buraya koydum. Şöyle kapımız var. Kapımız şimdilik takılı. Ah takılıymış. Açacağım taktım ama kolunu takmadığım için. Arkadaşlar bu şekilde
Şuraya bir çalışma atölyesi gibi, hem de buradan hem odunluk. Bu şekilde düzenledim. Böyle eşyalarımızı tavanlara astık arkadaşlar. Şuraya da anahtar sistemini, şuraya şey yapacağım arkadaşlar. Şu kısma o metalleri kaldırayım diyorum. Kızım cam kestireyim üstte. Camı direktmen şuradan bir tane profil atayım. Cam üzerine yapıştıralım. Olabilir. Yani cam koymadık ama tavandan camlı olmuş olur. Tabii ki. Arkadaşlar bu şekilde bir şeyler yapmıyor uğraşırız. Mesela çıkmış bataryamızı temizleyip bunu bir yerlerde kullanırız. Burası lazım hem olur. Temizleme alanı hem de böyle güzel bir şey. Mesela şuralara eski odunlarımızı koyduk ama burayı kaldıracağım arkadaşlar. Güzel bir şekilde bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi silikonumuzu almaya gidelim. Tamam kızım. Silikonu aldık bile. Hadi gidiyoruz. Yerlerden şöyle. Arazi yeşil mi lan o böyle? Eski silikonların olduğu yerlere güzelce sıkıyoruz. Ortalara sıkmasak ne olur bizim? Daha iyi olmaz mı? Sen bilirsin. Bence biraz da ortaya bir şey çeksen iyi olur gibime geliyor. Silerken şöyle ince noktalar koyalım. Hatice Hanım şey var mıydı? Neydi? Kağıt bantımız neredeydi? Ya bak ben benim altında da bulaşıklarıma ihtiyacım. Ha burada. Burada da vardı. Ha burada da varmış. Şimdi arkadaşlar duvarı ölçmedik ama göz kararı büyük bir ihtimalle burası. Doğru mu? Şöyle göstereyim. Yardımcı olayım mı? Bence bu aşağı doğru kayıyor Gülcan. Ağır evet. Olduğu için. Arkadaşlar sehpayı babam. Getirdi. Babacığım. Anne de fazlanmış bu arada. Evet. Hatice Hanım oldu mu ne diyor mu? Hiç bakmıyorum. Arkadaşlar yapıştırmaya devam ediyor. Şimdi oldu mu sence babacığım? Hı? Oldu mu sence? Bilmem ki. Ne olmuş oldu? Gibi. Olmuş gibi. Vallahi da oldu. Oh be, sonunda şöyle çıkarken kendime bakabilecek bir aynam var. Değil mi? Vallahi ya. Özlemişim aynaya bakmayı. Bu aynaya saç yapıldığına ben pek karşıyım da kızım. Ben burada saçı nasıl yapayım? Kriz mi var? Ya biraz aşağı koymuşum kızım ya. Bakayım. Bunlar aşağı olmuş. Bakabilir miyim? Çekil, çekil. Yoo, tam da güzel yerde olmuş bence. Geriye çekil bakayım, öyle bak kendine. Ya boyum kurtarıyor da. He. Biraz sanki biraz daha yukarıda olsaydı. Ama şimdilik böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Birkaç yerden daha bant yapıştıralım. Şu köşeden. Heh. Bence sadece aynen aşağı doğru kaymasın. Aha. Burada zaten. Bantımız da zaten bitmiş. Kuruyunca kaldırır burayı. Tamam mı kızım? Tamam babacığım. Ellerine kollarına sağlık. Sağ ol, sağ ol. Şöyle artık şuraya çıkarken, bir yere giderken son kez kendime bakabileceğim bir aynam var. Sehpa da buraya ayrı bir güzel. Aslında şu aynayı biraz yukarı kaydırsak mı? Nasıl kaydıracağız? Bence yeterdi ya. Yeter babacığım. Tamam. Güzel. Başta düşünemedik. Bu kadar. Şimdi buraları boyayacağız Gülcan Hanım. Hangi boyayla? Buraları böyle, aha harbiden hangi boyayla, boya yok. Boya yok ya. O zaman birkaç gün dursun.
Şu prizi de alalım yerine. Çift taraflı yapışka olanımızı. Anne süpürge getirdi mi? Evet. Getirdi. Dur önce bir onun içinin tozunu alayım şöyle. İyi yapışması için. Hemen süpürgemizi açalım. Kadar. Şimdi o ne? Şimdi bu mu? Evet. Bu şöyle bir şey. Çift taraflı bant. Gibime geliyor. Evet. Şimdi şu tarafına da yapıştırayım bunu. Bundan sonra daha önce sonra üstünde şeyi kaplatalım da. Dur. Şunu da kesiyorum. Kaplatayım mı? Bunu sen kablata kur. Tamam. Çünkü hallettik mi? Evet. Sanki hallettik gibi. Şimdi sıkıştıralım. Dikkatli kullanırsak olur. Olur mu dersin sence? Evet. Aha. Şunu şöyle. Olmuş işte. Bence de. Ah, eline kollarına sağlık. Biraz daha iyice sıklaştırdık. Tamam. Heh, bu da oldu. Oldu, güzel. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.